sel yavaş yavaş yükseldi. Bir dere indi. İkinci gelişinde arttı. Yaklaşık bir metre kadar su oldu merkezde. Yani zararım belli olmuyor ki. Yani şimdi aklımıza gelmeyen şeyler var. Yani şu anda bu şokta zarar belli değil ne kadar oldu. Aynı kampanyada buluşsun. Ayar kofler motosiklet klima şimdi iki iç günü. Güven ve huzur inşa ediyor. Milletimizin hayatına değer katıyoruz. Şehrin kalabalığından ve stresinden uzak. Aslında bir o kadar da yakında olan köy evlerimiz doğayla iç içe. Demiraşma Mahallesi'nde oturuyorum. Kocaeli Demiraşma Mahallesi'nde. Burada nalgı dükkanım var, iş yerim var. Aşağıda da yine sel bölgesine kalan bir evim var. Evime de su girdi, nalgıma da su girdi. İşte elimizden geldiği kadar şu gördüğünüz boruları elimizden geldiği kadar canımızı tehlikeye atarak bağladık bağlayabildiğimizi. Bağlayamadıklarımız gitti, depoydu. Evet, dışarıdaki malzemelerimiz vardı. Onları bağlayabildiğimizi belimize gelene kadar su bağladık. Belimizi geçince korkudan terk ettik. Evime daha girdi. İşte evimi normalde deprem sigortası diye bir kurum, DASK dedikleri DEOL afet sigortası yaptırmıştım. Sigortacılara sordum, seli kapsamıyor diyor. Doğal afet, sel, yangın, deprem gibi olması gerekirken ya ismini değiştirmesi gerekiyor DASK olarak. Yani deprem sigortası. Biz ona aldanarak doğal afet sigortası. Hepsini benim evime sele kalıyor. Depremde kendim yaptığım için çizik dahi almamıştım 99 depreminde. Normalde evimi kendim yaptığım için güveniyordum. Deprem sigortaya ihtiyacım yoktu ama sele maruz kalabileceğimizi bildiğim için ben DASK yaptım, aldandım. Ben onu bilmiyordum, yaptırdık. Şimdi de sigortacıları aradık. DASK'ın seli kapsamadığını söyledi. O zaman ismini değiştirip milleti aldatmasın. Yaklaşık 30 bin lira gibi bir zararım var. Bu dükkanla alakalı evimde yani bir çamaşır makinem su girdi. Tabii ki diğer ufak tefek zararlarımız var. Evi biz... Abim evdeydi, ben buradaydım. Abim evi muhafaza çocuklarla beraber mücadele etmişler. Cama kadar su gelmesine rağmen sızma su girdi işte. Onu da tabii döşemeler gitti. Döşemeleri değiştirmek zorundayız. İşte çamaşır makinemiz gitti. Diğer şeyleri zaten biz tedbir olarak üst kata çıkarmıştık. Kendi tedbirimizi ufak yolda aldık ama tabii ki evde de zararımız var. Kapılar tabii ki evin önünde ne varsa makine, edevat, ismin hepsini aldı gitti. Bulamıyoruz.